Türkiye'de özellikle son 10 yılda e, ekolojik yıkım, talan, e, yağma çok e, ciddi şekilde hızlandı. E, mevcut iktidarın e, politikaları zaten e, ülkenin kaynaklarını sömürmek, yağmalamak ve talan etmek üzerine kurulu. E, bu dünyada da aslında böyle. Kapitalizmin geldiği nokta bu. Dünya kaynakları tükeniyor. Zaten çok ciddi bir iklim krizi içerisindeyiz. E, ekolojistler... E, çok uzun zamandır aslında bunun uyarısını yapıyorlar, bir e, iklim krizinin geldiğini e, söylüyorlar, söylüyoruz. E, fakat e, kapitalizm e, dünyanın kaynaklarına tükenmeyecek e, ve sonuna kadar sömürülecek sömürülebilecek kaynaklar olarak baktığı için ne yazık ki bugün bu noktaya geldik sadece Türkiye'de değil dünyada da çok ciddi bir doğal kaynaklar üzerinde yeryüzü üzerinde çok ciddi yağma talan sömürü devam ediyor Türkiye'de de AKP iktidarıyla beraber bu yağma hız kazandı. Ee, öncelikle aslında Karadeniz'deki e, heslerle başladı bu süreç e, ve orada da e, aslında çok ciddi direnişler e, ortaya çıktı. Halk e, suyunu, e, toprağını e, savunmak için örgütlendi, bir araya geldi. Daha önce hiç yaşanmamış süreçlerdi. Bunlar Türkiye'de, e, Karadeniz'de e, çok güzel mücadelelerde oldu. Fakat hem hukuki hem fiili hem halkın mücadelesi. E, fakat iktidar e, maalesef e, tamamen sermayenin çıkarları ve kendi çıkarları doğrultusunda e, durmaksızın bu e, yıkım ekolojik yıkım projelerine devam ediyor. E, pek çok yerde e, kazanımlar da oldu. E, fakat e, yargı kararlarına rağmen halkın direnişine rağmen e, iktidarın durmadığı sermayenin durmadığı e, pek çok e, alan da oldu ve kaybedilen ne yazık ki çok değerli yaşam alanları e, da oldu e, altın madenleri e, üzerinde yani altın madenlerine dair direniş e, Türkiye'de Bergama ile başlıyor Bergama sürecinde aslında e, 90'lı yıllarda başlıyor daha oraya dayanıyor aslında Türkiye'deki ekoloji hareketi, ekoloji direnişi. Bergama ile duyduk aslında biz bu ekoloji mücadelesini. Çok uzun yıllar orada da çok güzel bir direniş sergilendi. Fakat bugün baktığımızda Bergama'da ne yazık ki altın madenleri o güzelim bölgeyi de çok ciddi oranda yok etmiş durumda. Fakat direniş devam ediyor yine de. Kaz Dağları'na gelecek olursak, Kaz Dağları'nda da bu ekolojik yıkım projelerine karşı mücadelenin uzun bir tarihi var aslında. Yine 90'larda başlayan, 90'ların sonunda başlayan bir direniş var. O dönemde altın madeni projeleri var. Buna karşı Çanakkale'de, Balıkesir'de, Körfez'de, Edremit Körfez tarafında çeşitli örgütlenmeler, ekoloji örgütlenmeleri veya işte siyasi partilerin vesaire hani muhalefetin bu konudaki çabaları var ve Kaz Dağları'nda o dönemde bir direniş başlıyor. Bugüne kadar da aslında hem sermayenin saldırıları, iktidarın saldırıları devam ediyor hem de direniş devam ediyor. Kaz Dağları özelinden bakarsak burada Alamos Gold'a karşı Kirazlı'da, Kirazlı bölgesinde çok ciddi bir ee, halk e, hareketi, halk direnişi e, gerçekleşti. E, çok uzun süre, e, bir yıl aşkın bir süre orada bir nöbet tutuldu e, ve bu e, bu direnişin, bu nöbetin e, Türkiye ekoloji mücadelesi açısından şöyle bir önemi e, olduğunu düşünüyorum. E, evet, çok uzun yıllardır pek çok yerde, pek çok e, direniş gerçekleşiyor fakat burada Kaz Dağları'nda Alamos Gold'a karşı, Alamos Gold'un altın madeni projesine karşı aslında belirli bir iktidarın güdümünde olmayan, belirli bir siyasi partinin ya da belirli bir örgütün ya da bir örgütlenmenin güdümünde olmayan gerçekten çok farklı bir fikirlerden, farklı politik görüşlerden, farklı sınıfsal pozisyonlardan olan insanların bir araya geldiği ve bir çeşit doğrudan demokrasiyle işleyen bir direniş alanı yaratıldı orada. Bence bu çok önemli ve çeşitli, ya yani Bütün baskılara rağmen, çok çeşitli baskılara rağmen, çeşitli durdurma girişimlerine açılan soruşturmalara, cezalara, gözaltılara, baskınlara e, rağmen ve sürekli olarak karalama kampanyalarına e, rağmen e, orada e, bir yılı aşkın e, bir nöbet sürdü ve e, o alan terk edilmedi ve biz bu e, madeni yaptırmayacağız dedik. Hem hukuki e, girişimlerde bulunduk pek çok dava açtık. Davalarımızın ya bazı kaza, bazı davaları kazandık. Bazı davalarımız devam ediyor. E, yüz, yüz binlerce lira, 400 bin lirayı aşkın e, bize o dönemde nöbet döneminde e, oradaki e, nöbeti sürdüren arkadaşlara ve destek veren, nöbete destek veren bizlere Çanakkale halkına ve e, Türkiye'nin aslında pek çok yerinden destek veren halklara çok ciddi baskılar yapıldı, çok ciddi yıldırma politikaları izlendi, yaklaşık 400 bin lirayı aşan cezalar kesildi, hacizler kondu, gözaltılar yapıldı. Ama vazgeçmedik ki karşımızda gerçekten çok büyük bir sermaye var, Alamos Gold'un yani çok milyonlarca dolarlık sermayeden bahsediyoruz. Ee, ve kesinlikle çıkmakta da istemiyorlardı ee, ve bunun için de direndiler son ana kadar bizim eylemlerimiz, mücadelemiz e, sürdüğü müddetçe. Onlar da hayır bu bizim hakkımız ve buradan çıkmayacağız dedi. Ee, iktidar zaten e, bizi oradaki direnişi bastırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. E, fakat e, ısrarla yani halk e, gerçekten e, burayı bu alanı bırakmadı, e, kazdağlarını dağlarını e, vermeyeceğiz dedi ve e, bu direnişi kazandık. Şu anda Alamos, Alamos Gold e, ruhsatı yenilenmedi ve o alandan çıktı. E, bu önemli bir e, kazanım gerçekten. Önemli bir direniş ve önemli bir kazanım. E, şu anda alan tabii henüz rehabilite edilmedi. Çok sayıda Yüzbinlerce yüz binlerce ağaç kesildi. Fakat şu anda da o alanın rehabilite edilmesi için biz e, çaba sarf ediyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. E, rehabilite edilinceye kadar da elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ha Bunun şöyle bir etkisi oldu. Farklı Ülkenin farklı yerlerinde e, nöbetler başladı bir yani nöbet aslında alanı bir yaşam alanını savunmak için nöbet bir yöntem nöbet tutmak bir yöntem haline geldi. Bunun yine Kaz sonraki çok güzel bir örneğini İkizköy Akbelen'de Muğla'da görüyoruz. Orada nöbet hala devam ediyor ve Hatta çok yakın zamanda birkaç gün önce yine iş makineleri girdi. Zeytin ağaçlarını sökmeye çalıştı o bölgede maden için. Fakat nöbet hala devam ediyor, direniş hala devam ediyor. Ee, ve bu sadece İkizköy'de de değil. Yani Dersim'de de bu e, yapılıyor, Karadeniz'de de bu yapılıyor, e, Trakya'da da bu yapılıyor, Edirne'de de bu yapılıyor. E, bence ekoloji mücadelesi artık çok ciddi bir ivme kazandı Türkiye'de ve... E, ciddi kazanımlar da elde ettiğimizi düşünüyorum. Şu an bugün geldiğimiz noktada iklim krizinin artık iklim krizin içinde yaşıyoruz. İklim krizi artık geldi. Dünyada çok ciddi etkilerini sonuçlarını yaşamaya başladık. Bütün dünya halkları olarak bunu yaşıyoruz ve kapitalizmin bu mantığıyla yeryüzüne saldırılarıyla ve dünyayı böyle bir ham madde kaynağı olarak ve sistemini devam ettirecek sermayesine sermaye katacak bir alan olarak görmeye devam ettiği sürece aslında bu iklim kriziyle mücadele etmemizin de bir yolu yok. Yani bizim aslında ee, şöyle bir sloganımız var iklimi değil sistemi değiştir diye biz bu sistemin e, külliyen değişmesi gerektiğini düşünüyoruz e, ekolojistler olarak e, çünkü bu sistem tamamen e, yıkmaya yok etmeye e, odaklı yağmaya odaklı tamamen insan merkezci e, başka yaşamların dünyada başka türlerin, başka yaşamların alanına hiçbir şekilde saygı duymayan, varoluş hakkına, yaşam hakkına saygı duymayan, bunu kabul etmeyen bir sistem ve biz bu sistemi değiştirinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.